arkadaşlar. Bu ayki Instagram kargosu açılışına hoş geldiniz. Farklı bir ayakkabı çıkacak. Şu ana kadar incelemediğimiz bir markanın ayakkabısını inceleyeceğiz. Makasım yanımda. Hadi bakalım başlayalım. Tahmin edeceğiniz gibi yine 2 adet ayakkabı var. O ayakkabıları bize gönderdiği için de Sportik TC sayfasına teşekkür ediyorum. Aşağıya açıklama kısmına da link bırakacağım arkadaşlar. Yoruldum. Ben açarken ben de yoruldum. Aç bitmedi. Arkadaşlar bu en çok tercih edilen ayakkabılardan biriymiş. Ben de denemek istedim. Bakalım neye benziyor, nasıl. Aynı zamanda biliyorsunuz New Balance hiç bu kanalda incelenmemişti. Gerçi Instagram'ları çok detaylı incelemiyoruz tabii ki. Sadece açıyoruz, kargo açımını yapıyoruz ama en azından bu markada yer aldı. Bu videomuz olmuş olur. Senin de hiç New Balance ayakkabın yok. Hiç yok. Yani hiç yok. Doğru düzgün girip de bakmadım. Genelde günlük ayakkabılar olduğu için de çok fazla hani girmiyordu. Çünkü basketbol ayakkabıları, şimdi Kawhi Leonard'ın ayakkabısı var gerçi ama Türkiye'de yine onu bulmak imkansız. Bu şekilde bakmış oluruz. Yine yürüyüş koşu ayakkabısı olacak. Şöyle çiftli mi açayım? Çiftli kutu açımı yaptı. Bang! İkili kutu açımı. Aynı renk. Evet, aynı renk, aynı ayakkabı. Oo! Fena değilmiş, güzel gözüküyor. Ne dersin? Bayağı şık, bayağı güzel gözüküyor evet, hatta. Evet, güzel rengi falan. Bayağı. Hemen çıkartalım ikisini de. Evet, bu bana. Cidden beğendim. İnternette gördüğümden çok daha güzel geldi arkadaşlar. Bu da eşime. Küçücük. Evet. Senin ayakların zaten küçücük. Evet, bu kadar mıymış benim ayağım oldu. Bakalım rahat edecek misin? Evet, New Balance'ın arkadaşlar. Bu ayakkabısı Made in USA 990 V5 modeli. Zaten üstünde de şurada görüyorsanız yazıyor. Made in USA, Amerika bayrağı var. 990 V5 biraz daha teknolojik hale getirilmiş. Biraz daha görseli de bence daha güzel olmuş. Bayağı hoşuma gittiğini söylemem lazım ilk bakışta. Normalde bir beklentim çok da yoktu New Balance markasından diyeyim genel olarak. Evet çok yani, senin hani biliyorsun bazı markalara hani takılıp kalıyor insan. Hepimiz böyleyiz. Zaten marka payına baktığımız zaman, pazar payına baktığımız zaman çok büyük oranda Nike ve Adidas. Hatta Nike tek başına domine ediyor Jordan'la birlikte. O yüzden böyle kenarda köşede kalan markalar biraz daha az tercih ediliyor. 45 hepimiz mi böyleyiz. Bu 45 numara arkadaşlar hoşuma gitti. Hemen şöyle üstünden bakalım. Çok kaliteli bir nubuk yapısı var. Benim çok hoşuma gitti. Cidden kaliteli duruyor. Üstünde hava alabilmesi için biraz daha pofur pofur böyle mesh yapısı var. Onun dışında güzel bir form verilmiş bağcıklarıyla New Balance'ın N'siyle. Güzel gözüküyor. Arkada 990 yazıyor. Şurada N-Cap var. Bu arka tutuşun teknolojisi diye düşünüyorum. Biraz daha burada bir plastik yapı var. New Balance logosu. Arkada V işareti ve logosu. Evet güzel duruyor. Ne diyorsun? Hı hı. İç tarafta yine aynı şekilde plastik kısmı var. Altına hemen şöyle bir bakalım. New Balance yazıyor. Bu tarafında Endurance yani daha sert bir taban var. Böyle hani sürtünmelerde hızlıca eskimeyecek. Sağlam oldukça da, duruyor. Evet oldukça sağlam sert bir dış katma var. Hele şurası mesela aşırı sağlammış. Aşırı sert güzel bir evet formu var. Eminim ayakta da güzel olacaktır. Şöyle hemen şuradaki köpeğe bastırdığım zaman yumuşacık hissettirdi. Evet gerçekten güzelmiş ya beni şaşırttı. Aslında önyargılı değilimdir birçok markaya. Sadece gidip tercih etmiyorum yani öyle bir önyargım yok. Ama böyle farklı markaların da hoşuma gidiyor olması cidden bana keyif verdi. Bu çocuk ayakkabısı gibi falan durdu. Evet bana da öyle geldi. Çok küçük geldi. Cidden birbirine aynı. Seninkinde daha farklı böyle armalar falan da var. New Balance Boss Shoes. Bak şuna baksana. Boss Shoes tarzında. Evet, made in USA. Amerika bayrağı ile birlikte falan. Evet, güzel, keyifli. Ne diyorsun? Ben sanki benimki daha mı güzel geldi bu sefer? Normalde küçükleri beğendim. Evet, seninkini ben daha çok beğendim. Çok çocuk ayakkabısı gibi geldi. Bir de acaba ayağıma olacak mı? Ha, bakalım, aynen. Kalıpları sende. Küçük gibi geldi. Sana bile sıkabilir gibi düşünüyorum. Zannetmiyorum aslında. İyi duruyor. Şöyle içindeki şeyleri, plastikleri çıkartalım. Altına bakalım. Arkadaşlar, Ultra Soft Comfort Ortholite yazıyor. Evet. Güzel gözüküyor açıkçası. Ben şeyini dilini çok beğendim ya. Dildeki böyle bayağı pofidik pofidik bir dil var. Gerçekten bu sayfanın bana gönderdiği en kaliteli ayakkabılardan bir tanesi olabilir. Ne dersin? Hmm,
Değil ben mi? De beğendim. Hoşuma gitti gerçekten. Amerika logosu. Farklı renkleri de vardı. Siyahı da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu rengini istedim. İçinden etiketi bu şekilde çıktı. Evet, keyifli, güzel gerçekten. New Balance'ın da böylelikle elimizde olan ilk ayakkabısı olmuş oldu. İlerleyen zamanlarda basketbol ayakkabılarını da incelemek istiyorum. Kawhi Leonard için ürettikleri. Güzel, seninkini de içini açalım. Ve bence denemeye geçelim, ne dersin? Yani şuralarına ben bağlamayı tercih ederim genelde. Böyle daha rahat aslında giy çıkar için güzel oluyor ama. Evet, son delikleri bağlıyorum ki. Gerçi alttan mı girmişler? Evet, alttan girmişler. Daha rahat giyiliyor. Güzel oldu. Bence bana olmayacak o. Aşırı küçük görünüyor. Bazı ayakkabılarda oluyor. Benim hoşuma giden şu oldu. Yüksek olması. Yani ayakkabılar bazen böyle aşağı iniyor ya. Bu benim parmaklarımı rahat ettirecek diye düşünüyorum. Bence sen de rahat edeceksin. Aynı ama benimki daha farklı diyorum. Mesela bak arkaları, mesela arka topukları böyle şey önü öne, yarış arabası gibi. Benim de öyle. Seninki daha böyle geriye doğru. Aşkım 45 numara, yani yarısı kadarsın aşağı yukarı. Çok fazla hafif değilmiş arkadaşlar. Biraz altındaki köpükler, plastikler muhtemelen biraz ağırlaştırıyor diye tahmin ediyorum. Özellikle şu dış katmandaki taş gibi yapı biraz ağırlaştırdı muhtemelen. Onun dışında cidden hoşuma gittiğini söylemem lazım. Ayağımıza deneyelim bakalım rahatlığı nasıl. Biliyorsunuz tabii ki ayakta en önemli olan. İlk görselinde sen dene, sonra ben deneyim. Tam puan veriyorum. Ama bakalım ayakta iyi hissettirecek mi? Ona göre tekrar çıkışımızı yaparız. Hadi bakalım giyelim. Bu arada arkadaşlar üstümdeki tişörtü beğendiniz mi bilmiyorum ama ilk defa oversize bir tişört giydim bu video için. Videolarda farklı farklı giymeye çalışıyorum. Trendyol'dan aldım bunu da. Linkini aşağıya yine bırakırım. 45 lira mı? Çok güzeldi, çok ucuzdu. Aşağıya linkini koyarım. Bu arada tabii Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız, Instagram'dan takip ederseniz bu tarz böyle linkler paylaşıyorum. Uygun, pahalı, ayakkabı, short, tight, her şeyi paylaşıyoruz. Kanalda ne gösteriyorsak. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklamaya koyuyorum. Ayrıca dediğim gibi bu ayakkabıları bana gönderen sayfanın da linki açıklama kısmında mevcut. Hadi şimdi ayağımıza giyelim. Evet bakalım. Gündelik ayakkabıların, yani basketbol ayakkabılarındansa gündelik ayakkabılar daha çok giydiğim için bu beni biraz daha mutlu etti. Ve çut çok diye girdi. Cidden de rahat. Tam parmağım ideal. Yani evet, 45 numara durdu. İyi. 45 numara benim için çok iyi oldu. Bazen böyle ayakkabının kalıbına göre birisi büyük oluyor, birisi küçük oluyor. Basketbol ayakkabılarında 45 numara çok büyük oluyor ama gündeliklerde daha iyi. Kalıplarını mesela sürekli değiştiriyorlar. Tabii markadan markaya da çok oynuyor. Bence ama bunun kalıbı biraz darmış. Ben öyle düşünüyorum. Yandan dar olabilir. Ama boydan güzel. Boydan da aslında küçük. Tabii basketbol ayakkabılarında 45 aldığım zaman daha büyük oluyor. Bu sayfanın bana yolladığı diğer videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani hangi size alacağınıza karar vermek için. Evet, bu şekilde. Ne diyorsun? Çok hoş oldu. Çok rahatmış. Evet, tahmin ettiğim gibi arkadaşlar köpük dıştan da bastığınızda çok rahat. Özellikle ön ayakta bu iyi pıs pıs batıyor. Arkası biraz daha sert. Ne bakayım arkadaki şu yapıdan dolayı, yani daha doğrusu arkada hissetmek genel itibariyle zor ama çok rahatmış ya. Evet, keyifli, hoşuma gitti bayağı. Seviyorum böyle ya, beklentisiz açtığım zaman ve böyle beğendiğim zaman cidden çok hoşuma gidiyor. Bir de giysinle de çok güzel oldu. Güzel kombinasyon değil mi? Kendim böyle bir, genelde benim tarzıma pek şey yapmıyor ama bir tane söylemiştim böyle hani tişörtü. Şimdi bu videodaki kombin de bence güzel oldu. Ne diyorsun peki, ayağıma yakıştı mı? Çok beğendim ben. Cidden çok rahat. Yani diyorum ya, bu sayfanın bana gönderdiği belki de en rahat, en güzel ayakkabı olabilir şu an için. Özellikle tabii ki yürüyüş ayakkabılarında. Rahatlığı, rahatlığı harika. Biraz baba ayakkabısı gibi bir tip var. Dad shoes gibi. He? Ne dersin? Yok bence. Yani babalara da çok hani şey olur. Yakışır, şık olur. Yakışır ama sen de artık baba olduğu için giyebilirsin. Doğru, o gerçeği unutmuşum. Sanki ben baba değilmişim gibi. Ama yok yani. 45-50 yaşında bir figür geliyor ya. Sen de 30'sun canım. Doğru, 30 olacağız. 29'uz daha. Hani yaşlandırmayalım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Sayfaya tekrardan teşekkür ediyorum bunu yolladığı için. Eşim muhtemelen kameranın dışında dener. Şu an çünkü pek deneyecek gibi bir şey yok sende. İfade yok. Yok, deneyebilirim. Böylelikle ben çıkışımı da yapmış olayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bu ayki Instagram ayakkabıların açılışını ve denemesini yapmış olduk. İlk izlenimlerimi vermeye çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Denememi istediğiniz farklı ayakkabılar varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer benim size'ım kalmışsa, numaram kalmışsa bir sonraki ay onları da yapmaya özen gösteririm.
Blazer çok istiyorsunuz ama Blazer'da numaram yoktu arkadaşlar. O yüzden onu alamadım. Bir dahakilerde Nike Blazer yapmaya çalışacağım. Blazer'ı genel olarak pek beğenmiyorum. Rahatlığını da çok iyi bulmuyorum. O yüzden de çok elim gitmiyor. Yani istemiyorum onu, öyle söyleyeyim. Evet, kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dersi bugünlük. Out. Gayet iyi ya. Cidden hoşuma gitti yani. Yakıştı çok ve rahat. Çok her renkte yakışacak bir renk. Model, de, modeli de, rengi cidden de. Cidden rahat biliyor musun? Hoş yani. Çok güzel gözüküyor bu arada. Tam oldu. Rahatlığı nasıl? Fena değil. Yani biraz sert dediğim gibi altı. Bana yumuşak gelmiş ön kısmı. Ha, yok bana. Tatlı oldu ama. Güzel. Arkasını çok beğendim. Arkası güzel cidden.